Dünyanın gündeminden iyi geceler diliyoruz. Bundan böyle çarşamba geceleri bu saatte dünyanın gündemini, özellikle de Türkiye merkezli olarak dünyanın gündemini, dünyada neler konuşuluyor, bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün tabii canlı yayında her zaman olduğu gibi yine stüdyo konuklarımız var. Hemen sağımdan başlıyorum. Yusuf Özsan gazeteci, İstanbul SETA'dan Çağatay Özdemir, Türk Press genel yayın yönetmeni, Türk Press haber sitesinin genel yayın yönetmeni Gazi Mısırlı ve bir de tabii Ankara'da önemli bir konuğumuz var. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Berat Çonkar da bizlerle birlikte olacak. Sayın Çonkar, siz de hoş geldiniz. Tabii bugün demokrasi mitinglerinin finali. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanı da yine külliyeden meydanlara seslenecek. Onu da canlı olarak yayınlayacağız. Bununla birlikte akşam saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'dan terör saldırıları haberi geldi. Bunları da yine konuşacağız, masaya yatıracağız bu programda. Gündemde en çok konuşulan konulardan birisi tabii ki Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün San Petersburg kentinde gerçekleştirdiği o tarihi ziyaret, Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme ve o görüşmenin yankılarının Batı dünyasında nasıl yankı bulduğu, bunları da masaya yatıracağız. Zira bugün NATO'dan ve Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. Batı dünyası merakla takip ediyordu Türkiye-Rusya yakınlaşmasını. Yeni bir sayfa açıldı Türkiye ile Rusya arasında ve Batı dünyası o sayfada neler yazıyor, bunları merak ediyor. Biz de bunları konuşacağız. İlk sözü ben Ankara'daki stüdyomuzda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Berat Çonkar'a vereceğim. Evet, Sayın Çonkar, demokrasi mitinglerinin finali var. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Bununla birlikte önce terör saldırıları oldu. Sizden kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Kanlı darbe girişimi sonrası olağanüstü hal ve bugün itibariyle demokrasi mitinglerinde final olacak olması bekleniyor. Ve bir de PKK terör saldırıları haberi geldi Mardin ve Diyarbakır'dan. Öncelikle bu konuyla başlayalım dilerseniz. Evet, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Öncelikli olarak tabii ki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim Türkiye olarak bu son dönemlerde karşı karşıya olduğumuz yapı sadece tekil bir tehdit değil, pek çok boyutu olan bir tehdit ve gördüğümüz kadarıyla bu saldırıların da devam etme durumu ortaya çıkmış durumda. Çünkü belli güç odakları Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu dış politikadan içeride birlik ve bütünlüğünü tesis ederek çok daha etkin bir güç haline gelmesinden rahatsızlıklarını gizlemiyorlar. Ve bunu engellemek için de kendilerinin en iyi bildiği yöntem olan kapalı operasyonlar üzerinden terör örgütlerini destekleyerek Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve bunun akabinde de oluşan gerilimleri değerlendirerek kendilerinin de ilişkili olduğu yapıları, devlet içerisindeki sızmaları kullanarak bir darbe girişimi üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabaları görüyoruz. Elbette ki milletimizin çok fedakarane, cefakarane duruşu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milletin tek yürek haline gelmesi ve bu kanlı darbe girişiminden Türkiye'nin çok daha güçlenerek, kendi içini temizleyerek ortaya çıkmış olması, Batı'daki belli odakları, Türkiye'yi rakip gören odakları daha fazla endişeye sevk ediyor ve bunun karşısında da kullanabilecekleri maşalar olan PKK, PYD yapılanması, KCK yapılanması zaten açıktan ifade edildiği gibi Türkiye'yi doğrudan hedef alıyor. Askerimizi, polisimizi, yeri geldiğinde sivillerimizi en acımasız şekilde bu vahşi terör örgütü hedef alıyor. Ya bunlar da kendi iradeleriyle hareket eden yapılar olmadığını artık her birimiz biliyoruz. Türkiye olarak biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyup güçlendikçe ve meselelerimizi elbette ki muhalefet partileri farklı konularda, siyasi konularda farklı pozisyonlar alabilir ama
vatanseverlik ve milli güvenlik konularında özellikle ortak politikalar geliştirip de yolumuza devam edersek Allah'ın izni ve yardımıyla biz bu terör belasından da kurtulacağız kanaatindeyim. Çünkü bugüne kadar maalesef bu FETÖ terör örgütünün de özellikle Türkiye'nin PKK ile mücadelesini, PYD ile olan mücadelesini de baltaladığını, bunlarla mücadele etmesi gereken komutanların, üst düzey generallerin dahi bu yapılarla işbirliğine girdiğini ve çok büyük bir vatana ihanet suçu işlediklerini de her geçen gün elimize geçen bilgilerden değerlendirebiliyoruz. İnşallah bu arınmayı, bu temizliği başardığımız ölçüde Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkinliği ve netice alma yönündeki adımları da inşallah netice verecektir, sonuç verecektir kanaatindeyim. Sayın Çokan, İnşallah bu saldırılar... Buyurun. Evet, sözünüzü kesiyorum ama çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. NATO'dan açıklama geldi bugün. Dün tarihi ziyaret sonrası gözler dediğimiz gibi St. Petersburg'daydı. NATO'dan açıklama geldi, Avrupa Birliği'nden açıklama geldi, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve hani Batı biz bu yakınlaşmayı neredeyse hani istemiyoruz noktasına getirdi olayı. Bir rahatsızlık söz konusuydu, tedirginlik söz konusuydu. Bunu da açıkça itiraf ettiler zaten. PKK'ya verilen desteği çok net biliyoruz son birkaç yıldır özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde. Aynı şekilde FETÖ'ye de bir sahip çıkma söz konusu. Hemen bu Rusya ziyaretinin arkasından bugün Mardin ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının meydana gelmesine vurgu yaptınız. Bu konuda biraz daha açabilir misiniz acaba meseleyi? Yani Diyarbakır ve Mardin'de PKK harekete geçiyor. Yani PKK'yı destekleyen güruhların da Türkiye-Rusya yakınlaşmasına hemen bu sıcak bir şekilde tepki verdiğini, tepki verildiğini söyleyebilir miyiz? Ben kesinlikle bunun söylediğiniz gibi özellikle Türkiye'nin bağımsız politika geliştirmesine bir reaksiyon olarak karşıt güçlerin, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, bağımsızlaşmasını hazmedemeyen güçlerin PKK taşeron terör örgütünü kullanarak bir cevap üretmeye çalıştıkları ve Türkiye'yi tekrardan bir anlamda baskı altına alarak belki de bu politikalardan geri adım atması noktasında zorlamak istedikleri kanaatindeyim. Bu daha önceden de uygulamış oldukları yöntem olduğu için bizi şaşırtmıyor. Ama burada önemli olan bizim artık bundan sonraki süreçte bu müttefiklerimize Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde çok daha kesin, çok daha net tavırlar almamız gerekiyor. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahildir. Eğer Türkiye'nin gerçek anlamda dostluğunu ve iyi ilişkilerini arzu ediyorlarsa Türkiye'nin masaya çok net taleplerini ortaya koyması ve netice alma konusunda da kararlı şekilde hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bugüne kadar özellikle bu paralel devlet yapılanması ve FETÖ terör örgütü ve bununla ilişkili üst yapılanmaların maalesef ki Türkiye'nin hem dış politika üretirken hem uluslararası güvenlik anlamında askeri anlamdaki politikalarını uygularken maalesef kendi milli menfaatlerimiz için değil de bu küresel güç odaklarının menfaatleri adına pek çok şeyi bloke ettiğini görüyoruz Türkiye'nin menfaatini engelleyen. Bu açıdan biz bu yapıdan temizlendikçe ve arındıkça inşallah milli politikalarımızı çok daha etkili şekilde inşallah sahaya yansıtacağız. Ve terörle mücadelede de inşallah daha iyi bir neticeyi alma imkanı bulacağız. Fakat burada hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya karşı bence bütün kozlarımızı oynamamız ve açık bir şekilde bu meseleyle ilgili kendilerinin tutumunu kabul edemeyeceğimizi ve bu konuda kesin bir şekilde Türkiye'nin yanında pozisyon almalarını bir müttefik olarak beklediğimizi ifade edeceğiz. Ve bu çerçevede de politikalarımızı kararlı bir şekilde uygulama ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Rusya'yla, Çin'le, Japonya'yla veya farklı ikili ilişkiler üzerinden Türkiye kendi milli kapasitesini de bu süreçte arttırmak zorundadır. Bu konuda ilişkiye girebileceği, destek alabileceği bütün ülkelerle de özellikle güvenlik politikaları ve terörle mücadele konusunda
tam bir işbirliğine odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederiz Çonkar. Devam edeceğiz. Stüdyodayız şimdi. Yusuf Özhan önemli bir tespit yaptı Sayın Milletvekili. Yani dün Rusya'da önemli bir görüşme vardı. Bugün terör saldırıları oluyor. Evet. Ve Batı'nın hani cumartesiden bugüne devam eden yoğun bir propagandası var. Yani Rusya ile görüşüyor Türkiye. NATO'dan ayrılabilir, Avrupa Birliği müzakerelerini sonlandırabilir, yok işte Şangay'a girer. Tüm bunlar günlerdir konuşuldu Batı medyası tarafından. Açıkça bir tedirginlik de, tedirginiz noktasında da bir vurgu yapıldı Financial Times'ta pazartesi günü. Sen neler söyleyeceksin? Yani Türkiye Rusya yakınlaşması normalinde baktığımız zaman 24 Kasım öncesi neyse şu an için ona dönüldü. Evet. Bu tedirginlik niye? Hatırladığımız üzere dünkü fiziksel görüşmenin öncesinde bir mektup şeyi de var. Hatta bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyefendi'yle mektup meselesi nasıl çok üzerine çalışmış bir diplomasiyle gerçekleştiğini anlattı. O mektubun ertesi günde Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı gerçekleşmişti. Yani ve bunlar Türkiye'deki terör saldırılarının ekseriyeti kimsenin üstlenmediği saldırılar. Ama saldırıları gerçekleştiren teröristlerin kimliklerine baktığınızda yakın geçmişlerde veya daha öncesine kadar uzanan vakitlerde öyle ya da böyle IŞİD'le veya diğer terör örgütlerine ilintili kişiler. Bunların karanlık eylemler olduğu ortada. Bunların zamanlamasının da rastgele olmadığı ortada. Ama neyin hedeflendiği, neyin gerçekleştirilmeye çalışıldığı zaten cevaplanmaya çalışılan bir jeopolitik soru. Şu anda örneğin Almanya'da tam bizler Türkiye'de kendi sıkıntılarımızla çok yoğun bir şekilde ilgilenirken Almanya'da bir hafta içerisinde 7 gün içerisinde 5 ayrı irili ufaklı terör saldırısı oldu. Darbeden bir gün önceki ana konu Nis'teki saldırıydı. Nis'teki saldırı IŞİD'e atfedildi ancak saldırganın kimliğine baktığınızda hiç alakası olmayan çok farklı bir karakter ortaya çıktığını görüyoruz. Gene muamma. Öyle ki şu anda terör ülkelerin, daha doğrusu jeopolitik olarak bölgenin, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın veya daha geniş kapsamda Avrasya'nın içerisinden geçtiği jeopolitik ateşin içerisinde birer piyon gibi düşünülebilir. Bazı şeyleri harekete geçirmek veya hızlandırmak veya ikna etmek veya caydırmak için kullanılan bir çeşit enstrüman gibi esasında. Dolayısıyla şu anda da zaten 15 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi öncesine doğru döndüğümüzde şu anda çünkü tabiri caizse lağım patladı. Yani yıllarca biriken ve böylesine bir dehşete imza atan terör örgütünün arkasındaki isimleri, simaları teker teker incelediğinizde ortaya çıkan tablo inanılmaz. Ve bu insanların kimliklerine ve öne sürdükleri tezlere baktığınızda da adeta bir Türkiye'yi parçalama senaryosu. Evet, işgal girişimi, işgal çünkü öne sürülen tez şu ya, bu darbenin aslında başarılı olması diye bir şey yoktu. Ya başarısız olacaktı ya iç savaş çıkacaktı. Gerçekten de bakıyoruz, örneğin 2. Ordu Komutanı Adem Hudeti'ye bağlı, sınırları korumakla görevli ve Cunta'nın içerisinde yer alan komutanlar o gece birliklerine sınırı boşaltıp karakola dönmeleri çağrısında bulunuyor. Bunun yanı sıra speküle edilen ve gerçekten esasında ciddiye alınacak diğer iddialar da mevcut. Yani burada öyle bir çatışma ve iç savaş ortamı oluşturulacak ki bunun neticesinde Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin gerekli çatışma hali oluşturuluyor şeklinde tezler mevcut. Dolayısıyla terör saldırıları birçok açıdan ikna veya caydırıcılık yanları var. Genelkurmay Başkanı'nın önündeki patlayan ve birçok sivilin ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olması ile neticelenen saldırı ve kimin üstlendiğini, yani kimsenin üstlenmediği bir saldırıydı. IŞİD'in elemanları tarafından, teröristleri tarafından gerçekleştirildi, belirtilmişti. Ama bakıyoruz ki o sırada da belki bazı şeylerin TSK üzerinde baskı kurma amacıyla terörün aracılık ettiği bir şeyler gerçekleştiriliyordu. Çünkü terörün azdırılması, bugün Cunta'nın içerisinde yer alan kişilerin ifadelerine baktığımızda bir taktik olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Diyarbakır'daydı yanlış hatırlamıyorsam, şehit edilen iki polisimizin akabinde çöken bütün süreç ve sonrasında başlayan çatışma halinde, ortamında
Bugün hem güvenlik kaynakları, hem 15 Temmuz öncesi basına yansıyan konular, hem de dediğim gibi lağımın patlaması sebebiyle 15 Temmuz'dan sonra gördüğümüz tabloda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ'cü yapılanma doğrudan doğruya şehitlerimizi arttırmak ve bunun faturasını da hükümet üzerine yükleyerek ülkeyi adeta patlatırcasına bir gerilim oluşturmayı ve bunu bilinçli olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hakeza çok öyle derinlere de inmeye gerek yok. Boğaz Köprüsü üzerine çıkan askerlerin kameralara yansıyan kayıtlarında veya Cenk Çengelköy'de, Erbap Kafe'de bu çok uzun bir ses kaydı olan Çıkrıkçı'ya ait o gün daha 15 Temmuz'da Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanlığını devralan Çıkrıkçı'ya ait ifadeler de gördünüz mü ülkeyi ne hale getirdiniz, sizin yüzünüzden şehit veriyoruz terör. Ama diğer cuntacı askerlere bakıyorsunuz, bir tanesinin ifadeleri bugünlerde basına yansıdı. Onun söylediği de şu, evet ortaokul lise yıllarında FETÖ mensuplarının içerisinde katıldım ve zaman zaman Güneydoğu'ya görevle gönderiliyordum. Bana söylenen şey, onlar dinsiz, dinsizleri öldürme ki hani bu şekilde gitmesinler cehenneme deyip PKK teröristleri öldürmelerinden uzak tutmaya çalıştıkları bir hal. Bunun yanı sıra güvenlik kaynaklarına yansıyan, hiç şehit verilmeyecekken, hiç zayiat veya yaralanma olmayacakken birçok yerde bu yapı içerisindeki kişiler PKK'ya ve o bölgedeki kişilere haber vererek bizim 3, 4, 5 yeri geldiğinde şehit vermemize neden olmuş durumda. Yani bunun tıpkı bu bizi 15 Temmuz'a götüren süreçteki aklı terörde de aynı şekilde esasında çalışıyor. Gerilimi arttıran, bir şeyi koparmaya veya iknaya zorlayan bir yapı bu. Bugün Almanya ikna edilmeye çalışılan bir yapı. Hatırlayalım, Charlie Hebdo'dan önce Fransa özellikle Suriye noktasında Amerikan dış politikasını alternatif bir Amerikan politikasını dillendiriyordu. O kadar ki ABD Fransa'ya dönük olarak bu kadar çok konuşuyorsunuz, evet. Ama planınız ne? Hiçbir planınız olmadığınızı biliyoruz. Niye bu kadar hareket ediyorsunuz şeklinde davranıyorduk ki Fransa'daki terör eylemlerinin hızla yükselmesi üzerine Fransa bu noktada bağımsız bir Orta Doğu, bağımsız bir Suriye politikasından geri adım atmak zorunda kaldı. Bugün Almanya'nın içinden geçtiği durum daha farklı parametreleri de ilgilendiriyor belki. Belki NATO ve Rusya şeklindeki siyaseti de ikiye bölen bir erkler çatışmasının da bir yansıması belki ama yaşanan şeyin olağan dışı olduğu apaçık ortada. Evet. Tıpkı Türkiye'de yaşadığımız son derece istihbaratvari, son derece örtülü operasyonvari, bilinçli bir şekilde azdırılan terörün gelip dönüp dolaşıp bir şekilde bizi 15 Temmuz'da canımıza kastederek ortaya çıkması gibi. Dolayısıyla terörün bu noktadaki faaliyetlerinin arka planına inmek esasında Orta Doğu'da yürütülen, devam eden ve birçok aktörün dahil olduğu bu örtülü operasyonların nasıl bir Orta Doğu ortaya çıkarmaya çalıştığı, hatta tırnak içerisinde nasıl bir yeni düzen oluşturmaya çalıştığına da birebir ilintili şeyler olduğunu düşünüyorum. Çağatay, senle devam edeceğim. Şimdi Batı ikiyüzlü bir politika uyguluyor Türkiye gerçekten. Terör dayatmaları yaptı daha önce. İşte ilerleme raporunda gördük bunu. Terörle mücadelenin tanımını değiştirin. PKK ile PYD ile mücadeleyi bırakın. Sonrasında işte vize muafiyetinin karşısına yeni bir madde eklediler. Yine terörle mücadele tanımını değiştireceksiniz diye. Ve sonrasında işte bu darbe girişimi geldi. Ve neticede Türkiye püskürttü darbeyi ve Batı'nın bu ikiyüzlü politikasına karşı da manevra yapabiliyor. Manevra kabiliyeti var. Yani iyi de biliyor. Hani bu işi son 7-8 yıldır da çok iyi Türkiye artık bir kendine bir özellik haline getirebildi dış politikada bu çift yönlü uygulamaları, denge politikalarını ya da dengeye karşı denge kurma noktasında. Sen neler söyleyeceksin bununla ilgili? Yani Batı niye bu kadar hemen tepki vermeye başladı bu Rusya ile görüşmede? Neticede 24 Kasım öncesi zaten biz Rusya ile bölgesel olarak ortaklıklarımız vardı. Evet. Şimdi burada önemli olan noktalardan birisi artık dünya düzeninin eskisi gibi iki kutuplu olmadığı. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile görüşmesi ya da farklı bir ülkeyle görüşmesi bir sonuç ortaya çıkartmamalı Batı açısından. Özellikle de şunu vurgulamak gerekiyor. Amerika ve Rusya ekseninde dönen bir dünya yok artık.
Dolayısıyla Türkiye kendi dış politikasında yaşadığı dönüşümlerle birlikte yeni aktörlerle görüşebilir. Yeni alanlar için kendine yaratabileceği yeni alanlar için hamleler, manevralar yapabilir. Bu gayet rasyonel bir tercih. Ve bu rasyonel tercihi dış politikasında farklı alanlarda da uygulayabilir. Ve özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin Rusya ile görüşmesi NATO'dan kopması anlamına da gelmiyor. Rusya ile pek çok konuda, pek çok başlığa ilişkilerin normalleşmesi için bir görüşme gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bugün itibariyle gelinen nokta Rusya'nın hem ticari olarak hem stratejik olarak daha öncesinde normal olan ilişkilerin yeniden bu çizgiye getirilmesi, bu süreçle anormal hale getirilen ilişkilerin normal seviyeye getirilmesi gerekiyor. Batı'nın burada kaçırdığı önemli noktalardan birisi şu, Türkiye'de olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Ve olağanüstü dönemi bir terör örgütü gerçekleştiriyor. Bunun nedeniyle ortaya çıkıyor. Ve olağanüstü dönemlerde olağanüstü önlemler alınır. Batı kendine olağan önlemlerini olağanüstü dönemleri anlamak açısından kullanarak bize bir baskı uygulamaya çalışıyor. Yani her şey olağanmış ve dolayısıyla bu nedenden dolayı da olağan önlemlerin alınması gerektiğini düşündüğünü iddia ediyor. Halbuki Türkiye'de bir olağanüstü durum var. Yani Batı'da bugün Batı'nın en önde gelen ülkelerinden birisi Amerika. Amerika bu FETÖ yapılanmasının liderini kendi ülkesine tutuyor ve bunu Türkiye'ye iade etmeyeceğinin sinyallerini veriyor. Ve bu durum içerisinde Türkiye'nin yeni aktörlerle görüşmesi, kendi dış politikasına dönüşümler yaşaması gayet normal. Keza Türkiye'nin dostlarını arttırmaya yönelik bir dış politikasına dönüşüm var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Rusya ve diğer benzeri ülkelerle görüşmesi, bu alanlarda yeni ortaklıklara adım atılması, aradaki açmazlar çözülmesi gayet rasyonel bir tercih. Ve bu dış politikada yaşanan dönüşümün de bir sonucu. Dolayısıyla Türkiye dostlarını arttırıyor ve bu dostlarını arttırma stratejisi Batı'yı da rahatsız ediyor. Çünkü Batı, Türkiye'nin kendine bağımlı kalmasını, dış politika tercihlerinde tamamen Batı ile birlikte hareket etmesini, tercihlerinin Batı yönünde olmasını istiyor. Ama Türkiye, öyle bir Türkiye yok artık. Eski Türkiye yok. Yeni Türkiye'nin refleksleri tamamen kendi özgür iradesine dayanan, her türlü hem iç politikada hem dış politikada hiçbir dış aktöre bağımlı kalmadan, halkının tercihlerini göz önünde bulundurarak ve bu tercihleri rasyonel bir zeminde hem dış dünyada hem de iç politikada uygulayarak devam eden eksen ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla niye rahatsız oldukları? Türkiye'yi kontrol edememe, Türkiye'yi belirli bir noktaya çekememe durumundan dolayı kendi hesaplarına uymaması sebebiyle Türk dış politikasında ve Türkiye'nin iç politikalarında yaşanan dönüşümlere sürekli bir müdahale de bulunmak istiyor. Bu o halde de böyleydi. Diğer konularda da böyleydi. Fransa o hal yaptığı zaman terör saldırıları gayet her taraftan kınandı. Bizim karşı karşıya kaldığımız bu darbe girişiminde bir OHAL durumuna dönmemiz onları rahatsız etti. Bu gerçekten anlaşılabilir bir durum değil. Bir rasyonel tarafı da yok. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısmı Türkiye'nin tercihlerinin özgür iradeyle gerçekleştiği, halkın iradesinin yansıması olan yönetimle gerçekleştiği ve dolayısıyla bu tercihlerin de bir rasyonel zeminde olduğu gerçekliğini kaçırmamak gerekli değil. Gazi Bey, ben size şu konuyu sormak istiyorum. Türkiye-Rusya yakınlaşmasında ve Erdoğan-Putin görüşmesinde tabii önemli meselelerden bir tanesi de Suriye kriziydi. Zaten Cumhurbaşkanı gitmeden önce St. Petersburg'a Suriye meselesinin Rusya olmadan çözülemeyeceğini vurgu yapıyordu. Şimdi Suriye, Himeymim'deki askeri üssünü artık hani İncirlik benzeri bir şekilde koruma altına aldı gibi. Yani en son Putin Duma'ya da o konuda talimat vermiş dün itibariyle. Hani Himeymim askeri üssünü artık İncirlik gibi kullanacak Rusya Suriye'de. Eğer Rusya Suriye'deki o tasarruflarını, limanlarını, hava üslerini garanti altına alırsa Esed'den vazgeçer mi size göre? Yani çünkü Suriye krizinin yani ilk etapta çözümü, ilk aşaması Esed'in gidişi olacak. Yani Rusya kesinlikle Esed yönetimi ve Esed'in bırakacağına herhangi bir sinyal almadık şimdiye kadar. 5 seneden beri şu anda Suriye'nin tamamen yıkılım noktasına geldi. Suriye'nin halkının yarısını ya yurt dışına veya başka bir şehre göç ettiklerine ve şu anda Suriye'nin altyapı tamamen yok olduğunu ve Rusya'nın birinci günden bugüne kadar Esed'den vazgeçmeyeceğini ve Birleşmiş Milletler'in oyunu nereye kullandığını çok iyi biliyoruz. Fakat en son olarak geçen sene Rusya ben 4 aylığına belirli bir operasyon için geleceğim Suriye'ye ve bu 4 ayı şimdiye kadar aşağı yukarı 1 sene tamamlamak üzere. Demek ki Rusya'nın şu anda planladığı gibi 4 aylık bir operasyonla kesinlikle bitmeyecek. 1 seneyi aşacak ve şu andaki özellikle bu Halep meselesinin bütün dengeleri tamamen bozuldu. Dengenin şu anda esas meseleyi Halep'in kontrol altına alınmasını. Halep stratejik bir ülke.
stratejik bir şehir. Sebebi içinde 350 bin kişi yaşıyor. Şeyleriyle birlikte, köyleriyle birlikte daha önceki sayı Suriye'nin en büyük ikinci şehrini. 5 milyon kişi yaşıyordu Halep'in ve Halep'in bütün köylerinde. 350 bin kişinin göç edilmesini ve Halep'ten çıkartmasını en az 100 bin kişi Türkiye sınırlarına gelebilirdi. Fakat şu andaki özellikle bu son bir haftanın içindeki Suriye'nin bütün Suriye Özgür Ordusu'nun birleşmesini ve Halep'in ambargonun içinden kurtulmasını hakikaten bütün şu andaki oyunları, özellikle Rusya'nın oyunları tamamen bozdu. Yalnız burada bir şey açık olarak söylemek istiyorum. Rusya'nın politikası birinci günden bugüne kadar çok açık ve net. Ben Esed'le birlikteyim. Benim o Suriye'deki son olarak Akdeniz'in üzerinde bir üstüm var. O üstüne orada kalacağım. Özellikle petrolün ve doğal gazın geçiminine kontrolüm altında olacak. Yani Rusya'nın şu anda Avrupa'ya gaz satışı konusunda Avrupa'ya bir nevi bir sıkıştırma yapıyor. Ama Katar gazını eğer Orta Doğu Suriye'nin üzerinden Avrupa'ya gelirse ve şu andaki Doğu Akdeniz'in içindeki doğal gazı Avrupa'ya giderse Rusya hakikaten çok büyük bir etkilenecek. Onun için Rusya'nın orada konmasını ve Esed'in bu şekilde tutmasını çok büyük bir anlamlı olarak biz görüyoruz. İkinci olarak bunu görmek istiyoruz. Halep'in şu anda çözülmesini ve kurtulmasını bütün bu oyunu tamamen bozdu. Rusya'nın belirli bir oyunlar yalnız Suriye üzerinden değil, uluslararası belirli çıkarları ve uluslararası anlaşmazlık yüzünden Suriye üzerinden şu anda bütün istihbaratın, uluslararası istihbaratın birimleri çatışıyorlar orada. Yani bir nevi şu anda 3. Dünya Savaşı ama vakaleten yürütülüyor veya istihbarat üzerinden yürütülüyor. Yoksa Suriye'nin şu anda bir türlü Suriye muhalefeti olarak biz onlarla görüştüğümüz zaman, Batı ile konuştuğu zaman, işte sorumlularla görüştüğü zaman, dışişler bakanları ile görüştüğü zaman bir şey soruyorlar. Yani siz ne istiyorsanız Suriye'den, siz bize muhalefet olarak bize söyleyin. Biz size yardımcı olalım. Yeter ki Suriye'nin yıkımı, yeter ki Suriye'nin kanını durdurmak için bir çözüm, bir öneri veya Birleşmiş Milletin veya Amerika'nın herhangi bir çözüm şimdiye kadar verilmedi. Hiçbir şey söylenmiyor. Onun için biz şunu anlamak istiyoruz. Suriye'nin üzerinden ne istiyorlar? Tek bir şey isteniyor. Kendi halkından boşaltmaya, İsrail'in güvenliğini sağlamaya ve Orta Doğu'da nasıl Irak'ta en önemli petrol kaynağı, en zenginlik kaynağı olan bir ülkenin nasıl yok olduğunu, şu anda Suriye aynı şekilde yok olmasını. Suriye'nin yok olmasını öde yetmiyor. Bu uluslararası bir plan, yeniden bir Sykes-Picot'un anlaşmasını şu anda planlanıyor. Ama bu yalnız Suriye'de, yalnız Irak'ta kalmayacak. Körfez'e kadar gideceğini bütün herkes açık bir, net bir şekilde bunu görebiliriz. Onun için birinci olarak İsrail'in güvenliği. Bu şu anda Orta Doğu'da bir şey konuştuğumuz zaman İsrail'in faktörünü görmeden ve İsrail'in faktörü önemli olmadan herhangi bir yorum yapamayız. Onun için şu anda İsrail'in şimdiye kadar hem Irak ordusunun, Arap ülkelerinin en güçlü ordusunu yok etti. Suriye'nin şu anda altyapısıyla, ordusuyla, hükümetiyle hiçbir şey kalmadı zaten. Zaten Mısır'la belirli bir Camp David anlaşmasından sonra herhangi bir korku Mısır'dan görmüyor. Onun için şu anda İsrail güvenliği için şu anda net bir şekilde, şu anda rahat bir şekilde uyabiliyor ve rahat olabiliyor. İsrail'in şu anda en fazla istediği bu Suriye yönetimini, Esed yönetimini orada kalmasını. Çünkü zayıf bir yaralı, zayıf bir yönetim onu arıyor zaten. Ve şu anda tam İsrail'in istediği yönetimdeki, istediği tip bir yönetim şu anda Suriye'de hazır bulunuyor. İkinci olarak var, bu çok önemli bir meseleye, Türkiye'nin yükselişini. Türkiye'nin yükselişini şu anda Arap ülkelerinde, Arap gençlerinde şu anda örnek olarak, tek bir örnek olarak Türkiye'yi görüyorlar. Nasıl Türkiye'de 14 sene içinde nasıl bir borçlu bir ülkeden şimdiye kadar en önemli ülkelerinden bir tanesine olmasını. İkinci olarak bu da çok önemli. Aslında Batı'nın biraz akıllı olsaydı şu anda bu gençlerin örnek, tek örnek olarak görüyorlar Türkiye'yi. Türkiye'nin politikayla, seçimle, bir AK Parti örneği gibi seçime gelebileceğim, haklarımı isteyebileceğim, haklarımı koruyabileceğim bir sistem varken maalesef Batı şu anda kesinlikle zorluyor Arap ülkelerindeki gençleri ve onları DAEŞ gibi
bir zorlamaya ve aşırı gruplara itmeye devam ettiriyor maalesef. Yani biz size ikinci bir örnek vermek istiyorum. Mısır'da. Mısır'daki gençleri Mısır'da yönetimle, siyasetle, seçimle haklarımı alabileceğim gençler inanmaya başladılar. Ama ne zaman Mursi'nin batırılmasını ve içeriye alınmasını ve kesinlikle 4 seçiminin yok edilmesini gençler şu anda sanki şu anda Mısır'da bir zorlama var. Sanki bu gençleri Daesh gibi veya o gruplara itmeye büyük bir güç var ve bunu gizli olarak çalışıyorlar ve itiyorlar. Suriye'de olaylar başladığı zaman 6 ay bir tane kurşun atılmadı halk tarafından. Bir tane kurşun, bu kadar insan öldürüldü, bu kadar hapse atıldı. Ama 6 aydan sonra bunlar zorladılar. İşte bu halkın silah taşıması için sanki bir zorlama oldu ve bu şekilde bu şimdiye kadar bu hale geldik. Onun için Türkiye'nin örneği, Türkiye'nin yükselişini, Türkiye'nin bu kadar büyük bir örnek gösterilmesini bazı güçleri bunu rahat edemediler ve rahat olarak görmediler. Özellikle bir şey daha söylemek istiyorum. Avrupa'da bir kargaşa var. Avrupa'da bir çözülme noktasına kadar şu anda gelindi. Özellikle İngiltere'nin ayrılmasını, belirli bir ayrılmaya karar alındığını. Nedir bu? Arap ülkelerindeki şu anda en sıcak paranın ve en sıcak sermayenin Arap ülkelerinin sermayesini. Nereye kayıyordu daha önce? Hep o Türkiye'ye geliyordu. Türkiye'nin özellikle hem gelişiyor, hem yeni projeler gelişiyor, hem yatırım yapma imkanı var, hem de güvenilir bir liman olarak Arap sermayesini görmeye başladılar. Bunu Batı'yı tespit etti ve gördü. İngiltere'den o paralar kaymaya başlar başlamaz, Türkiye'nin işte şu andaki hem terör batlamalarını görmüş oluyoruz. Hem de şu anda 15 Temmuz olayını net bir şekilde biz görmeye başladık. Bu önemli bir tespit. Şimdi ben yine Ankara'ya döneceğim. Sayın Çonkar, Gazi Mısırlı Körfez ülkelerini de yakından takip eden bir isim. Özellikle oradaki yatırımların, Türkiye'ye yönelik yatırımları da çok yakından takip eden bir isim. Bununla ilgili bazı veriler de var. Darbe girişimine rağmen yatırımların devam ettiğini, hatta arttığını biliyoruz. Zira birçok Körfez ülkesi Türkiye'nin o ekonomik istikrarlı ekonomisinin darbenin önüne geçtiğini düşünüyor ve bu nedenle de hiçbir şey olmamış gibi yine Türkiye'yi güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Zaten hiçbir şey olmadığını da yani sokağa çıktığımız zaman çok şükür anlayabiliyoruz. Siz bu konuya eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Körfez ülkelerindeki yani o Arap sermayesi dediğimiz paranın yönünün batıdan Türkiye'ye dönmesi ve darbe girişimine rağmen, terör saldırılarına rağmen bu tutumun devam etmesine. Evet, tabii ki özellikle Türkiye'nin alternatif bir cazibe merkezi haline dönüşmesiyle birlikte son 12-13 yıllık süreçte bütün bu saldırılara, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalara rağmen Türkiye'nin özellikle Körfez'den, Arap ülkelerinden çekmiş olduğu sermaye çok ciddi bir yekün oluşturuyor. Ve bu darbe sürecinin de darbe girişimi sürecinin de bu noktada Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyemeyeceği kanaatindeyim. Tam aksine Türkiye'nin demokratik gücü, milli iradeye sahip çıkışı ve devleti yeniden yapılandırarak pek çok alanda milli politikalarını daha etkin bir şekilde uygulamasıyla bölgedeki ülkeler açısından çok daha güvenilir, çok daha istikrarlı ve cazip bir merkez haline dönüşeceğini düşünüyorum. Belki kısa vadede beklediğimiz kadar hızlı girişler olmasa da orta ve uzun vadede zaten yapılan tahminler Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olarak, bir cazibe merkezi olarak geleceğe damgasını vuracağı yönünde. Bunu batılı stratejik düşünce kuruluşları açıktan zaten ilan etmiş durumdalar. Bunu zaten Türkiye'nin gelişimi de açık bir şekilde ortaya koyuyor. Elbette ki Avrupa ciddi bir kriz yaşıyor. Özellikle 2008 sonrası
Amerika'da başlayan krizin Avrupa'ya yansımaları çok daha yaralayıcı oldu ve Avrupa kendi bürokratik işlevsizliği ve kendi iç çekişmeleri nedeniyle Amerika'ya kıyaslandığı zaman finansal ve ekonomik açıdan da krizden çıkıcı politikaları geliştiremedi. Ve bunun sonucunda da Avrupa içerisinde çok ciddi huzursuzlukların olduğunu görüyoruz. Radikal partiler, popülist söylemleri ortaya koyan, özellikle gelir dağılımı adaletsizliğinin gitgide artmasıyla birlikte daha fazla toplum içerisinde, Avrupa toplumları içerisinde ayrışmaların arttığını, güvensizliğinin arttığını, ekonomik dengelerin olumsuz yönde geliştiğini görüyoruz. Ve İngiltere'nin de Brexit'le birlikte Avrupa mimarisinin içinden çıkma durumu ortaya çıkınca finansal anlamda da şu anda kafaları çok ciddi şekilde karışmış durumda. İngilizler dahi bu çıkışı nasıl yöneteceklerini açıkçası bilmiyorlar. Bunu bize bizzat görüştüğümüz parlamenterler açık açık ifade ediyorlar. Çok ciddi bir belirsizlik var ve bu belirsizlik de elbette ki bu bölgelere daha önceden kayan, özellikle Orta Doğu'nun veya Afrika'nın belli ülkelerinin sağlamış olduğu sermaye akışının alternatif pazarlara, alternatif ülkelere yönelmesini getirecek. Burada da Türkiye ekonomisiyle, nüfusuyla, şu an yakalamış olduğu milli bütünlüğü ve geleceğe yönelik projeksiyonlarıyla çok daha cazip bir yatırım pazarı haline dönüşmüş durumda. Özellikle bizim de ekonomide atacağımız adımlarla üretime yönelik, üretime dönük ekonomimizi tekrardan şekillendireceğimiz politikalarla ben bu sermaye akışının gitgide kuvvetleneceği kanaatindeyim. Türkiye'nin özellikle Orta Asya'yla, Çin'le, Japonya'yla, Rusya'yla, Avrasya'yla geliştireceği ekonomik modellerin, ekonomik ilişkilerin önümüzdeki süreçte dünya jeopolitiği açısından ve ekonomik gelişmeler açısından da kritik önemde olacağını tam düşünüyorum. Tam burada araya girmek istiyorum. Özellikle Çin'in... Sayın Çonkar, çünkü dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında Rus medyasında sıkça yer aldı. Türkiye'nin de Avrupa entegrasyonunun içerisinde dahil olabileceği, yani bunun içerisinde tabii sizin de bahsettiğiniz ülkelerle çok ciddi yatırımlar ve işbirlikleri, ticari işbirlikler söz konusu. Tabii bir de işin Şangay boyutu var. Yani Şangay'a tam üyelik belki şu an için hani mümkün değil ama orada bir Türkiye'nin Şangay'da da bir level atlaması söz konusu. Yani diyalog ortaklığından gözlemci statü kazanması, gözlemci ülke statüsü kazanması da söz konusu. Bunları eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bu konuda? Şimdi ben yaklaşık 10 gün önce Çin'deydim. Yaklaşık bir hafta kadar Pekin ve Şangay'da çeşitli düşünce kuruluşlarında ve devlet kuruluşlarında, Çin Komünist Partisi'nin de genel merkezi dahil çok farklı yetkililerle, uzmanlarla görüşmeler, tartışmalar yaptık. Bu arada şunu en üst düzeyde bir düşünce kuruluşunun başındaki profesörün değerlendirmesi açısından söylüyorum ve bunun siyasi görüşe de etki yaptığı kanaatindeyim. Şu an itibariyle Çin'in mesela Türkiye'ye bakışı açısından Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne özellikle ekonomik temelde girişinin önünde biz hiçbir engel görmüyoruz diyorlar ve bunun da özellikle bir ekonomik ağırlıklı işbirliği örgütü olması açısından da Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından NATO üyeliği üzerinde de herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı düşünüldüğü zaman Çin'in, Orta Asya ülkelerinin ve Rusya'nın da desteğiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik açılım açısından Avrasya'da çok ciddi fırsatlar elde edeceği kanaatini ben edindim. Özellikle Çin'in Rusya'yı da son dönemde ikna etmesiyle birlikte One Belt, One Road dedikleri demir ipek yolu sistemi üzerinden bu projenin hayata geçirilmesinde de Türkiye'yi Avrupa bağlantısı, Avrupa'nın merkezine ulaşım noktasında hayati bir damar olarak, merkez olarak değerlendirmesi nedeniyle
bu projenin en önemli ortaklarının başında Türkiye tabii yer alacak. Ciddi anlamda ticaretin ve finansın bu yeni oluşacak karayolu, kara üzerinden aktarım oluşturacak demir ipek yolu üzerinden tekrardan karasal ticareti ön plana çıkaracağı ve bu yol üzerinde bulunan Orta Asya ülkeleri ve özellikle de Avrupa bağlantısı açısından Türkiye'nin önemi ve ekonomik değerinin de çok ciddi şekilde artacağı yönünde projeksiyonlar, tahminler yapılıyor. Son dönemde özellikle Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde Rusya ile Çin'in bu konudaki bir takım farklılıklarını da aşarak özellikle ortak bir pozisyona gelmiş olmalarını ifade etmeleri ve Türkiye'nin buraya üyeliği ya da statüsünü yükseltme açısından bu ülkelerin daha pozitif bir yaklaşım sergilemeleri ve mevcut üyelerin de ötesinde yeni üyeliklere de bundan sonra daha açık olacaklarını ilan etmiş olmaları ekonomik merkezin çok daha yoğun bir şekilde Avrasya'ya doğru kayacağını gösteriyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman Orta Doğu'nun istikrarı açısından da Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinin istikrarı açısından da Türkiye'nin bu işbirliği modeline yoğun bir şekilde ben odaklanmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu hem bizim Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ve Pakistan, Afganistan gibi devletlerle hem ekonomik hem siyasi yakınlaşmamızı güçlendirirken dünyanın yükselen gücü olan, önemli bir gücü olan Çin'le ve özellikle de kuzey komşumuz Rusya'yla çok daha etkin bir ekonomik işbirliğine gitmesinin yolunu açacaktır. Doğal olarak bunu gören Körfez sermayesi veya Arap sermayesi veya bunun dışındaki dünyadaki diğer sermaye merkezleri de Türkiye'nin bu gelecek potansiyelini şu an itibariyle değerlendirdikleri için bir an önce bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'ye olan yatırımlarını arttırma kararı alıyorlar. Bunu da bilen rakip güçlerde Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, eğer bu yapılamazsa daha da ileri gidilerek bir iç kargaşanın, iç çatışmanın ortaya çıkartılması veya bu darbe girişiminde de görüldüğü gibi zaten bir cuntanın Türkiye'yi idare etme şansı olmadığı için bir iç savaş hedeflenmesi gibi böyle projelerle Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını biz değerlendiriyoruz. Fakat bu tabii ki Avrupa açısından da iyi bir netice Sayın vermeyecek. Çonkar, Avrupalılar da biz bunu analiz ettiğimiz zaman bunu görebiliyorlar. Sayın Çonkar, şu an tabii meydanlarda dolu demokrasi mitingleri, nöbet devam ediyor. Ve özellikle Beştepe'de, Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanı da şu an kameraların karşısına geçmek üzere. Bugün final olacağı duyurulmuştu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şu an için Beştepe Külliyesi'nde halkın önüne çıktı. Demokrasi nöbeti tutan halkın önüne çıktı. Ve konuşacak, mesajlarını iletecek ve o mesajlar şu an itibariyle 81 ildeki diğer bütün meydanlarda nöbet tutan vatandaşlara da aynı anda iletilecek. İşte gururumuz, işte milletimizin güç sesi. Suskun dünyanın hür sesi. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte birlikte yürümekten gurur duyduğumuz başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Mehmet Bilir hocamızı sahneye davet ediyorum.
kabloyla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا بها
بسم الله الرحمن الرحيم Her şeyi kuşatan mağfiretiyle Her şeyi kuşatan rahmetiyle Kapısındaki sailleri reddeylemeye haya eyleyen Allah Ya Rab Habibin bizlere öğretti dedi ki Rabbiniz çok utangaçtır İstendiği vakit yok demeye utanır. İlahi ya Rab, muradımız odur ki devletimizi, milletimizi, ordumuzu her türlü tehlikelerden koru, muhafaza eyle ya Rab. Başkomutanımızı Her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Bu cennet vatanımıza kasteden düşmanları, hainleri dünyada ve ahirette kahru perişan eyle ya Rab. Senelerce bacılarımıza okullara girmek için başınızı açın dediler. Ordularda İçki için dediler, sofralarda kadeh tokuşturun diyen o zihniyetler. Bu ümmetin evlatlarına kurşun sıkın dediler. İlahi ya Rab, o kürsülerde senelerce timsah gözyaşları döken o insanı, o insandan bozma insanı, Dünyada ve ahirette kahru perişan eyle ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Mehmet Bilir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ay yıldızı bayraklarımızı görebilir miyiz? Ay yıldızı bayraklarımızı görmek istiyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar, 80 ilimizde Bizi şu anda meydanlarda izleyen sevgili vatandaşlarım. İşte Cumhur, işte Cumhurbaşkanlığı. Muhteşem bir tablo. İşte millet, işte demokrasi.
İşte millet, işte devlet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkent Ankara'da, İstanbul'da, yurdun her köşesinde 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti istiklal için canlarını feda eden, bölücü teröre karşı amansız mücadele eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde, Cumhurbaşkanımızın huzurunda son nöbetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu aziz millete 15 Temmuz gecesi yaptığınız liderlik için, darbeye karşı meydanlara inin dediğiniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu aziz millet Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini, ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. İstiklal mücadelesini yöneten Gazi Meclisimize hainlerin girmesine izin vermedi. Cumhurbaşkanımızı, Cumhur'un liderini, hükümetini asla yalnız bırakmadı. Külliyenin işgaline geçit vermedi. Aziz milletimiz, sizler demokrasi kahramanısınız. Sizler ikinci İstiklal Harbi'nin kahramanlarısınız. Sizler vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın güvencesisiniz, teminatısınız. 15 Temmuz gecesi çok çetin bir imtihandan geçtik. Millet sayesinde Türkiye uçurumun kenarından döndü. Milli iradeye yönelik bu büyük ihanet girişimini, bu suikastı topyekün millet sahiplenerek boşa çıkardı, başarısızlığa uğrattı. O gece iradenizi, demokrasiyi hedef alan hain kalkışmaya cevabı tam burada Beştepe'de sizler verdiniz. Kızılay'da, Kahraman Kazan'da, Gölbaşı'nda, sokak sokak, cadde cadde milli iradeyi yok etmeye kalışanlara, FETÖ'cü katillere dersini verdiniz. Şehitler verdik. Gazilerimiz var. O gece bütün dünyaya millet nasıl olunurmuş, milli iradeye nasıl sahip çıkılırmış herkese gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. O gece Türk milletini hafife alanlar önünde dağlar gibi direndiniz, dağlar gibi yüceldiniz. O gece demokrasiye sahip çıkmakla kalmadınız. Geçtiğimiz 27 gün boyunca yorulmadan, usanmadan genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle meydanları doldurdunuz. Demokrasi nöbetine
durmak yok, devam dediniz. Milletimiz adına, devlet adına, hükümetimiz adına hepinize en derin şükranlarımızı sunuyorum. Kahraman kazanlılara, Boğaziçi geçilmez diyen İstanbullulara, demokrasi nöbetine katılan, bizzat meydanlara inen 25 milyon vatandaşımıza buradan, Cumhur'un evinden, Beştepe Külliyesi'nden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ey aziz Ankaralılar, ey aziz milletim, darbeciler, hainler, 15 Temmuz gecesi milletimizi alt edeceklerini zannettiler. Meydanların sahipsiz kalacağını, milli iradenin yıkılacağını hesap ettiler. Yanıldılar. Allah'a şükür, hak ettikleri cezayı alacaklar. Darbeciler kaybetti, Türkiye kazandı. Darbeciler kaybetti, millet kazandı. Darbeciler kaybetti, hukuk devleti kazandı. Paralel kaybetti, millet kazandı. Devletine, milletine, emniyetine, vatandaşına kurşun sıkan katiller kaybetti, demokrasi kazandı. Birlikte başardık, birlikte demokrasi destanı yazdık. Şehitlerimiz, gazilerimiz canlarını ortaya koyarak ülkeyi gelecek aydınlık yarınlara taşıdılar. Şimdi bize düşen bu aziz vatandaşlarımızın haklarının hesabını sormaktır. FETÖ gelecek, hesap verecek. Eğer bunların hesabını sormazsak, bu yiğitlerin geride bıraktığı yetimlerin yüzüne nasıl bakarız? Şehitlerimize, gazilerimize söz veriyoruz. Bu katillerden mutlaka hesap soracağız, en ağır cezayla cezalandıracağız. Türkiye'nin, Türk milletinin istiklalini bir dolara satan bu kalleşlere, bu alçaklara geçit vermeyeceğiz. Kurumlarımızı bu mikroplardan temizleyeceğiz. Polisimizin, askerimizin, adalet sistemimizin, milli eğitim sistemimizin içindeki bu virüsleri tek tek çıkaracağız. Yeni yeni vesayet odaklarının yeşermesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Amin. Allah birliğimizi daim etsin. Amin. Allah 79 milyonun dirliğini, kardeşliğini bozmasın. Amin. Allah hainlere, zalimlere fırsat vermesin. Amin. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitler sayesinde bu topraklar bizim için tekrar vatan oldu. Bizler büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yeni kapı ruhu gösterdi ki her şey Türkiye için, her şey birlik için, beraberlik için, her şey millet için. Aramızdaki ayrılığı gayrılığı ülkemizin istiklalinden,
daha önemli saymayacağız. Aramızdaki farklılıkları vatanımızdan, namussuzumuzdan daha önemli saymayacağız. Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırası 7'den 70'e bizi birbirimize kenetledi. Darbeyi birlikte püskürttük, kenetlendik. Bundan sonra 70 milyon daha fazla kenetleşeceğiz. Bütün dünya görsün. Şimdi Türkiye daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrasında sağladığımız bu toplumsal mutabakatı, siyasal mutabakatı bozmamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu uzlaşma iklimini sürdürmeye kararlıyız. Bir daha ayrılığa, tefrikaya asla geçit vermeyeceğiz. Birbirimizin elini asla bırakmayacağız. Meydanlarda bir ve beraber olduğumuz gibi hayatın her alanında da bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşler. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Telefonlarımızın ışıklarını yakabilir miyiz lütfen? Hazır mıyız Ankara? Hazır mıyız güzel yurdumun tüm meydanları? Vakit tamam, o geliyor. Demokrasimizin muhafızı geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Dünya mazlumlarının gür sesi geliyor. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ankara. Başkent Ankara. Sadece devletimizin değil, gönüllerinde başkenti olan Ankara. Hiç şüpheniz olmasın. Bizler asla hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükûda eğildik, eğiliriz. 15 Temmuz'da tarihinde ilk defa işgal girişimine maruz kalan Ankara, hainlerin emellerini tek yürek, tek bilek olarak engelleyen Ankara. Seni gönülden selamlıyorum Ankara. Ankara'dan, başkentimizden, 80 vilayetimizin her birini selamlıyorum. Darbecilere karşı bilfiil direnişin gerçekleştirildiği yerlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden
79 milyon vatandaşımı selamlıyorum. Ankara, ülkemizde adeta kurtuluş günü olmayan ender şehirlerimizden biriydi. 15 Temmuz Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Milletimiz 15 Temmuz'da kendisini esarete, zillete, acıya, zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. 15 Temmuz bu ülkede yaşayanların öyle rastgele bir yığın değil, millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ne diyor Ankara Marşı'nda? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, biz düşmanı esir ettik, şu feleğin işine bak. ...15 Temmuz gecesi bu millet darbe girişimcileriyle birlikte kendisine düşmanlık eden herkesi esir alarak asaletini bir kez daha göstermiştir. Rabbim bu milletten razı olsun. 148 evladı şehit, 1223 evladı da gazi olan Ankara o gece çok farklı bir destan yazdı. Gerçekten de o gece Kızılay'da, mecliste, Genelkurmay'da, Gölbaşı'nda, Kazan'da, Mamak'ta, Etimesgut'ta, Yeni Mahalle'de, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde, velhasıl Ankara'nın her köşesinde ayrı bir destan yazıldı. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, pazar günü malum Yeni Kapı'da bu millet farklı bir destan yazdı. Aslında 21. asrın yeni kapısını açtı. Demokrasinin yeni kapısını açtı. Ve adalete yönelik bir yeni kapı açtı. 5 milyon kişinin katılımıyla demokrasi ve şehitler mitingimizi yaptık. Orada birlik vardı. Orada beraberlik vardı. Orada kardeşlik vardı. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Aslında İstanbul'daki mitingle birlikte demokrasi nöbetlerini devam ettirelim dediler. Dedik ki, değerli kardeşlerim, sizler zaten bunu gönlünüzde, ruh dünyanızda devam ettiriyorsunuz. Ama biliyorum ki milletimiz ülkesine, özgürlüğüne, geleceğine öyle sımsıkı yapışmış durumda ki bitti demeye gönlümüz razı olmadı. Finali burada, Ankara'da yapalım istedik. Şimdi görüyorum ki
Milletimiz hala meydanları bırakmak istemiyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'nin en sıkıntılı günlerinde ifade ettiği bir ilke vardır. Ne diyordu? Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyordu. Biz de diyoruz ki demokrasi nöbeti sadece belli saatlerde, belli yerlerde yapılmaz. Demokrasimize, özgürlüğümüze, devletimize, geleceğimize günün 24 saati, yılın 365 günü evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde sahip çıkacağız. Yani vatanın her köşesinde, günün her saatinde demokrasi nöbetinde olacağız. Çünkü işte görüyorsunuz, tehlikenin, tehdidin, tuzağın, ihanetin, sabotajın nereden geleceği, ne zaman geleceği, kimden geleceği belli olmuyor. Bugün Şırnak'ta yine şehitlerimiz var. Mardin'de, Diyarbakır'da patlamalar var. İhanet nöbetini FETÖ bırakıyor, PKK devralıyor. O bırakıyor, DAEŞ devralıyor. Biliyoruz ki hepsinin cibiliyetinin gereği bu. Biliyoruz ki bunların tiniyetinin gereği bu. Onlar da bunu yapıyor. Karakterlerinin gereğini yapıyor. Kardeşlerim, onlar ihanet nöbetlerinde birer ikişer geberecekler. Biz demokrasi nöbetlerinde vatan müdafasında evelallah şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyecek yola devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tarafta şerefli bir mücadeleyle hakkın müjdesine nail olmak, diğer tarafta belhum evvel olarak hayvandan daha aşağı bir seviyede yok olup gitmek var. Biz hakkın yolundan, istiklalin yolundan, istikbale yönelik bu yoldan, milletin yolundan gidenlerden olmakla gurur duyuyoruz. Ruhunu şeytana satmış Pensilvanya'daki şarlatanın yolundan gidenlerin sonu üsyandır. DAEŞ denilen ve sadece Müslüman kanı döken proje örgütün arkasından gidenlerin akıbeti üsyandır. Bu ülkeyi ve milleti bölmek için 30 yıldır kan döken PKK'nın yalanlarına kananların sonu hüsrandır. Mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden milletimizin içine fitne ve düşmanlık tohumları ekenlerin durumu da farklı değildir. Onlar da hüsrandadır. Milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil benzer heveslere sahip herkese, her çevreye mesajını net olarak vermiştir. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz. Biz bunun için hangi bedelleri göze aldığımızı en son 15 Temmuz'da cümle aleme gösterdik. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi
ele geçirebileceğini sananlar aslında kendilerince her şeyi çok iyi planlamışlar. Ama hesaplarında çok büyük bir hata yaptılar. Onların uçakları vardı. F-16'ları vardı. Ama onları biz satın almıştık. Ücretini biz vermiştik. Helikopterleri vardı. Ama onları biz almıştık. Tankları vardı. Zırhlı taşıyıcıları vardı. Bunları biz almıştık. Ellerinde silahları vardı. Biz almıştık. Ama aldıklarımızı bu hainlere, meğerse bu zalimlere teslim etmişiz. O gece milyonların sokağa dökülüp tüfeklerin, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına bunlar düşünemediler bir şeyi. Bu millet onların karşısına çıkacak. Bunu düşünemediler. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak bugün Bulgaristan'da bunların finansörü olan bir tanesi daha yakalandı. İlticası kabul edilmedi, reddedildi ve Türkiye'ye teslim edildi. Aldık. Kovalıyoruz. Kovalayacağız. Onu da kovalıyoruz. Er veya geç. Amerika Birleşik Devletleri de bir tercih yapacaktır. Ya Türkiye ya FETÖ. Ya darbeci terörist FETÖ veyahut da demokrasi ülkesi Türkiye. Bu tercihi yapmak durumunda. 85 Kolidos'a gitti. Yaklaşık değerli kardeşlerim 17 yıldır ülkesinde barınan bu zalimi, bu alçağı, bu şarlatanı herhalde artık Amerika daha fazla saklamayacak, gönderecektir. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, siyasi parti liderleriyle, emniyetiyle, yargısıyla, belediyeleriyle bu devletin topyekün kendilerine karşı koyacağını bunlar akıllarına dahi almamışlardı. Bunlar başka şey zannediyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki namussuz subayların, vatanseverlerin olabileceğini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan askerlerin yazdıkları senaryoda yer almayacağını öngörememişlerdi. Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi. Bu ordunun içerisinde neler var, neler. Sen istediğin kadar tuğ general ol. Bu da daha önce emir subaylarındandı. Ve işte o Ömer Halis, onun darbe için geldiğini haberini aldı ve o da görevini yaptı. Allah makamını inşallah peygambere komşu olan şehitlik eylesin.
İnşallah tüm yakınlarına Rabbim sabırlar lütfetsin. Ve geçiyorum daha öteye, üzerlerine bomba yağdırdıkları özel harekatçı polis kardeşlerimi diğer meslektaşlarıyla bir olup önlerine set çekeceğini düşünmemişler. Ama özel harekatta da 53 kardeşimiz şehit oldu. Neyle? Yağdırdıkları bombalarla. Uçaklardan yağdırdıkları bombayla. Bu ne vicdan ya? Bu ne alçaklık ya? Kim o özel harekatçı? Bu vatanın evladı. Bizim polisimiz, özel harekatçımız. Onları bile topyekün imha ettiler. Ama onların kardeşlerinin, onların mücadele arkadaşlarının onlara nasıl bir bedel ödeteceğini düşünmediler. Düşünemediler. Çünkü summun bukmun umyun fehum la yerciun. Onların gözü vardı, görmüyordu. Kulağı vardı, duymuyordu. Ağzı vardı, dili vardı, konuşamıyordu. Çünkü kalp mühürlenmişti. Ve onlar da mühürlendi. Bunları hesap edemediler. Çünkü bütün hesap makineleri o anda kilitlendi. Memlekette artık tankların altından girip üstünden çıkacak, namluların üzerine cesaretle gidecek kahramanların kalmadığını sanmışlardı. Ama bakıyorsunuz bir sabri gencimiz çıkıyor, tankın paletleri arasına kendini atıyor, birinci paletten kurtuluyor, ikinci tankın altına kendini atıyor, yine paletlerin arasından giderken kolu yaralı. Kendisini aradığımda verdiği cevap manidar. Cumhurbaşkanım siz nasılsınız diyor. Ya sen beni bırak, sen nasılsın bana onu söyle dediğimde bana doktor amcalarım bakıyor diyor. Hemşire ablalarım bakıyor diyor. Yaş 34. Peki ne yapıyorsun dedim. Aldığım cevap çok manidar. Ben dedi İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Fakat 6 yaşından beri hava savunma sistemleri üzerinde çalışıyorum dedi. 6 yaşından beri. Şu anda da özel sektörde, evet, hava savunma sistemleri üzerinde bilgisayar yazılımı yapıyorum. İşte bunları hesap edemediler. Ve çok da enteresanı, dolaştığım şehit evlerinden bir tanesinde bu hatırayı da anlatmam lazım. Orada da bir çetin kardeşim. Meğerse bana da komşu oturuyormuş İstanbul'da. Ve babasından filan dinlediğimde o akşam hanımına diyor ki, hanım diyor ben gidiyorum. Nereye? Köprüye. Abdestini almış ve şehadet namazını kılmış. Eşine ben gidiyorum dua et. O demiş ben de geleceğim. Beraber köprüye gitmişler. Ve Çetin kardeşimiz köprüde şehit oluyor. Sivas Koyunhisar'dan. İşte bunu hesap edemediler. Şehitler Tepesi boş değil. Bunu hesap edemediler. Eyvallah. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Rabbimiz müjdesini veriyor. Onlara ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz. Ulubatlı Hasanların, Koca Seyitlerin, Nene Hatunların,
kara fatmaların, kara yılanların soylarının kuruduğunu zannetmişler. İşte Vatan Caddesi'nde Esenler'de oturan o hanım kardeşim, zırhlı taşıyıcıyla onu parçaladılar. Öyle şehit ettiler. Ve o da Hakk'a öyle yürüdü. Ama ne beyiyle konuştuğumda, ne oğluyla konuştuğumda o duruş, o davranış her türlü takdirin üzerindeydi. Çünkü onlar şehadeti anlamışlardı. Ama bu FETÖ'cülerin böyle birilerinin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla çıkacağını düşünmemişlerdi. İşte bizim de yol arkadaşımız, Erol'umuz, o da oğluyla beraber oraya gitmişti. O da orada ne yazık ki başından, omuzundan aldığı kurşunlarla şehit oldu. 17 yaşındaki yavrusu aynı şekilde, o da orada şehit oldu. Ve biz bu pazar yaptığımız o mitingi, eğer Erol'umuz sağ olsaydı yine organizasyonunu o yapacaktı, ama mesai arkadaşlarıyla yürüttük. Çünkü yıllar yılı bunu böyle yürüttük. Fethullahçı terör örgütü mensupları da 15 Temmuz günü ülkeyi ve milleti ele geçirme hayaliyle akıbetlerine koştular. Biz bunlara terör örgütü dedikçe silahsız terör örgütü mü olur dediler bize. Yıllarca bunu dillendirdiğim zaman bunu dediler. Bunlar silahsız terör örgütü olur mu ya? Bunlar devletin silahlarıyla silahlanıyordu. Hesaplarını buna göre yapmışlardı. 15 Temmuz'da bunlar devletin ülkeyi korumak için namuslarına emanet ettikleri silahları millete çevirerek dünyanın en alçak terör örgütü olduklarını gösterdiler. Evet, haksızlıklarıyla, hukuksuzluklarıyla, iftiralarıyla, riyakarlıklarıyla yıllardır mücadele ettiğimiz bu hain örgütün eline kan da bulaştı. Hem de milletin kanı bulaştı. Bu millet her hatayı affeder, her eksiği hoş görür, ama ihanet karşısında müsamahsızdır. Fethullahçı terör örgütü ülkeye de, millete de ihanet etti. Bu hainlerin darbe girişimi görüntüsü altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgali provasından başka bir şey değildir. Biliyoruz ki kendi milletine silah çeken, kendi ülkesini başkalarına da peşkeş çeker. Hamdolsun, millete çektikleri silah kendi suratlarında patladı. Bumerang gibi onları vurdu. Ve yine hamdolsun, peşkeş çekmek istedikleri ülke tarihinde pek az rastlanır bir birlikte, beraberlikte hedeflerine doğru yürüyor. Ne diyor üstad? Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahverüzgar, artık ne yandan eserseniz hiç önemli değil. Kardeşlerim, yola çıkarken hep şunu söyledik, hatırlayın. Bizim de bir Rabia'mız var. Değil mi? Bizim de bir Rabia'mız var. Bu Rabia'mızın birincisi neydi? Tek millet. Biz işte tablo burada. Tek milletiz. Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Romanıyla ve Laz'ın 79 milyon tek millet. İki, elhamdülillah, tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi nereden geliyor? Şehidimizin, gazimizin kanından. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, işte şehidimizin ta kendisi.
ve 3 tek vatan. 780 bin kilometre karelik bir vatan toprağımız var. Öyle mi? Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehire ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardeşlerim, ben şuna inanıyorum. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Bunu terör örgütleri de böyle bilsin. Ve bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ederken dördüncüsü tek devlet. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden başka devlet yok. Nedir o? Paralel devlet. Hadi bakalım kursaydın. Şamarı yedin mi? Yedin. Ama bitmedi. Bunların kökünü kazıyacağız. Şu anda inlerine girdik. Bunların kökünü kazıyacağız. Şunu da açık söylüyorum. Biz bunları intikam hırsıyla yapmıyoruz ha. Bu işgalcileri temizliyoruz. Hukukla, adaletle temizliyoruz. Hukuk içerisinde temizliyoruz. Bize kimse de bir yerlerden akıl vermesin. Bizim anayasamızdan, bizim hukukumuzdan ne varsa onu uyguluyoruz. Ve uygulamaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız oluyormuş. Kardeşlerim, bu konudaki kanaatlerimi daha önce sizlerle paylaştım. Biliyorsunuz pazar günü de paylaştım. Yine söylüyorum. Halkımın bu talebini siyasiler bir kenara koymamalıdır, koyamaz. Yapmaları gereken nedir? Parlamentoda bunu görüşmektir. Parlamentoda bu görüşülürken hukuki boşluklarla kimse izaha kalkmasın. Bu darbenin tarihi bellidir. Dolayısıyla darbenin tarihinden itibaren de bu masaya yatırılmalıdır. Eğer parlamento bu talebe evet diyorsa Cumhurbaşkanı olarak ben bunu onarım. Parlamento evet demezse tabii ki benim de yapacağım bir şey yoktur. Çünkü biz şehitlerimizin ruhunu muazzeb edemeyiz. Gazilerimize ihanet edemeyiz. Ve milletin talebini de eğer demokrasi diyorsak o zaman geri çeviremeyiz. Demokrasi milletin taleplerinin iktidar olduğu bir rejimdir. Ve bunu yaparız. Ve değerli kardeşlerim, şimdi Rabia'mızı biliyoruz değil mi? Bunu unutmayın. Şöyle hep birlikte bir haykıralım. Hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Hayırlı olsun.
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O gece ya şehit olurum ya gazi diyerek yollara dökülen, darbecilerin karşısına imanla inançla dikilen tüm kardeşlerimizin, tüm Ankaralıların gazalarının bir kez daha mübarek olmasını diliyorum. Tabii Türkiye genelinde 240 şehidimiz var. 2195 yaralımız, gazimiz var. Hepsinden Rabbim razı olsun. Demokrasi nöbetlerindeki coşkusu ve vakarıyla ülkesine ve milletine olan bağlılığını cümle aleme ilan eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi ilelebet korusun diyorum. Ve şimdi artık diyorum, artık virgülü atıyoruz ve bu demokrasi nöbetlerine artık ara veriyoruz. Ama ruh dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nöbetleri çıkarmayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çok teşekkür ediyorum. Rabbim sayenizi meşgul etsin. Bu gösterdiğiniz gayretler unutulmaz. Siz tarih yazdınız, tarih. Şehitlerimiz de yazdınız. Gazilerimiz de yazdınız. Gece sabahlara kadar hiçbir ayrım yapmaksızın, hiçbir siyasi düşünce yapmaksızın, sanatçısıyla, sporcusuyla, siyasetçisiyle, tüm medya büyük bir çoğunluğuyla tarih yazdınız. Onun için şu birliğinize dünya hayran kalacak. Hiç endişe etmeyin. Hep beraber dik olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi aydınlattınız. Şimdi yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Türkiye'nin meydanları aydınlansın. Haydi Türkiye! İşte Anadolu'nun yiğit evladı, milletimizin hizmetkarı, ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarı, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Demiştik ya, çakalların saltanatı aslan kükreyinceye kadardır demiştik. İşte milletimiz kükredi. İşte Türkiye. İşte Cumhur'un reisi, işte başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülke. İşte meydan, işte başkomutan. Millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Zafer demokrasinin, meydanlar milletindir. Yolların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak. Kasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır, külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. İşte milletin evladı, işte Türkiye'nin gururu, Cumhur'un başkanı, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına. Aşkına.
Başkomutan, haydi istiklalimiz için, haydi istikbalimiz için sokaklara dedi. Ve sizler o gün bugündür istiklalimiz, istikbalimiz uğrunda nöbettesiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan aziz milletimiz, sizlere teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin. Biz millete artık oyun oynanmayacağını, tuzak kurulamayacağını öğrendiler. Evet, ay yıldızı bayraklarımızı görelim bakalım. Haydi Türkiye! Çok teşekkür ediyoruz. Ay yıldızı bayrağıyla bugün bu meydanı dolduran, istiklaline, istikbaline sahip çıkan ve her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan aziz milletimizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Dünyanın gündemine devam ediyoruz. Bir ara verdik. Önemli bir araydı, coşkulu bir araydı. Zira demokrasi mitinglerinin finaliydi. Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlarını ekranlarınıza getirdik. Ve şunu anladık ki demokrasi nöbetleri bugünlük için bir virgülle kalıyor. Arkası gelebilir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. İşgale karşı, saldırılara karşı, terör saldırılarına karşı, darbe girişimlerine karşı, katliamlara karşı direniş artık 24 saat direniş içerisinde bir Türk halkı var. Mesaj buydu. Nöbetler şu an için virgül konuldu. Belki bir ara verildi. Ama direniş ruhu devam edecek. Öyle gözüküyor. Bu arada Ankara'daki Sürütyo konuğumuz AK Parti milletvekili Sayın Ahmet Berat Çonkar'ı da nöbet yerine uğurladık. Biz İstanbul'daki Sürütyo'daki konuklarımızla devam edeceğiz. Gazi Bey, önemli bir son dakika gelişmesi de aldık. PKK, PYD terör örgütünün Moskova'daki ofisi. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye-Rusya ilişkileri 24 Kasım'da uçak kriziyle sekteye uğradıktan sonra Ruslar Suriye'de PYD terör örgütüyle bir yakınlık içerisine girmişlerdi ve Şubat ayında PYD'nin Moskova'daki ofisi açılmıştı. Şimdi sizden aldığımız bir bilgi, kaynağı da yine sizde, PYD'nin Moskova'daki ofisinin kapatıldığı yönünde. Bununla başlayalım programa, devam edelim daha doğrusu. Yani öncelikle demin yaşadığımız coşku yalnız Türkiye'de yaşanmıyor.
bazı kanallar, Arap kanalları, bazı siteleri devamlı olarak bunu canlı olarak veriyorlar. Çünkü Arap halkı şu andaki Türk halkıyla birlikte yaşıyorlar. Özellikle benim şaşırdığım bir nokta var. Buraya gelen turistleri, herhangi bir Arap turisti iptal etmedi gezisini. Yani hemen bu 15 Temmuz'dan sonra tersine ısrarla ben buraya geleceğim, ben yaşamak istiyorum. Ben şu anda Türkiye'de yaşananı ben de şahit olmak istiyorum. Çünkü bu olayı herhangi bir olay değil, bu tarihi bir olay. Onun için aileleriyle birlikte özellikle geçen pazar günü çok aileler, tanıdığım aileler buraya turist olarak geldiler ama pazar günü Yeni Kapı için ayrıldılar. O da çok önemli bir meseleyi. Onun için Türkiye'deki Türkiye halkının şu anda tarih yazıyor ama Arapları da şahit oluyorlar. Onun için halklar birbirine zaten ders alıyorlar. Yani Türk halkını Suriye'deki olayları, Mısır'daki olayları, Irak'taki olayları gördüler. Askerler ve darbeler neler yaptığını çok iyi öğrendiler. Her gün canlı olarak Suriye'den haberleri geldiği zaman Türkiye'de bunu yaşatmak istemiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Onun için halk sokaklara döküldü. Onun için halk büyük kahramanlık gösterdi. Bu çok önemli bir meseleye. Onun için şu andaki bu duruluşları özellikle sahalardaki sabaha kadar Türk halkını sahalarda nöbette durmasını bu da Arap halkını büyük bir umut verdi, büyük bir canlılık verdi. Ve bunu biz şahit olduk. Buradaki yaşayan Arapları ve yaşayan Suriyelileri ve yaşayan, gelen turistleri tamamını diyor ki ben sahalara gidiyorum, sahalardan ayrılamıyorum. Sahalara gidiyorum, Taksim'e gidiyor, Aksaray'daki, Fatih'teki bütün toplantılara ve bütün sahalara Türk halkıyla birlikte kaynaşıyorlar. Bu çok önemli bir mesele, önemli bir mesaj bu. Konuya dönmek istiyorsak BYD meselesinin şaşırdığımız bir nokta var. BYD niye hem Amerikan askerlerinden, Amerikan silahlarından destekleniyor hem de Rusya onları destekliyor. Yani öyle bir şey hakikaten bu ilginç bir meseleyi bu. Ama Rusya'nın çok açık ve net bir şekilde uçağı düşürüldükten sonra bir şey yapmak istiyor. Türkiye'ye kışkırtmak istiyor. Türkiye'ye karşı bir intikam almak istiyor. Çünkü ekonomik yaptırımlar hani Türkiye'ye karşı bir rövanş olmadı. Kendileri zarar gördüler. O anlamda PYD'ye destek daha gerçekçi oldu onlar açısından hani intikam anlamında. Bu normal ve açık bir şekilde biz evet. gördük onu. Biz onu tespit ettik zaten. Yani Türkiye'ye karşı kullanmak istediler PYD'ye. Ve Amerika zaten bunu aynı şekilde, aynı amaçla kullanıyor şu anda. Yani Türkiye'ye zayıflattırmak istiyorlar. Türkiye'deki, Türkiye'ye gelen yatırımları ben ona dönmek istiyorum. Çünkü hakikaten çok önemli bir mesele bu. Baktılar ki şu anda büyük bir kayma var. Güvensizlik var Orta Doğu ülkelerinde. Her tarafta, Irak'ta, Suriye'de, Körfez ülkelerinde bile bu Yemen savaşı yüzünden herkes sermayesini güvenli bir yerde, güvenli bir limanda yatırmak için şu anda arayıştalar. Türkiye'nin en güvenilir limanı. Ben demin söyledim size, İngiltere daha önce bunu başlık olarak ve en önemli yatırım merkezi olarak, cazibe merkezi olarak gösteriliyordu. Ama İngiltere Avrupa Birliği'nden çekilme kararı aldıktan sonra Arap yatırımcıları ciddi ciddi olarak düşünmeye başladılar. Onun için Türkiye'ye gelmek istediler. Türkiye'ye yatırımlarını devam ettirmek istediler. Yani ben size bazı rakamlar söylemek istiyorum. Şu anda geçen seneyi konuşmak istemiyorum. Bu seneyi konuşmak istiyorum. Yani ne kadar bir terör saldırısına uğradık Türkiye'ye. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Ne kadar korkutmak istediler yatırımcıları. Ben açıklanan rakamlara göre 1600 gayrimenkul Iraklılar aldılar. Yani yabancılar aldığı gayrimenkulün %17'sini Iraklılar aldılar. Ondan sonra Kuveytliler... Bu hangi süreçte yani? Son bir yılda mı? Son 6 yıl mı? Yok yok, bu 6 ay içinde. 6 ay. Bu yılın 2016'nın ilk 6 ayının rakamları bunlar. 1600 gayrimenkulü Iraklılar aldılar. 893 Kuveytliler aldılar. Ondan sonra 882 gayrimenkulü Suudi Arabistan'la aldılar. Yani bu rakamları devam ettirebiliriz. Ne demek bu? Şu anda Arap ülkelerindeki hala Türkiye'ye güveniyorlar. Iraklılar, evet. Katarlılar, Suudi Arabistanlılar başka bir yatırım şeylerini görmüyorlar. Tek Türkiye'ye geliyorlar ve devamlı olarak yatırımları. Biz devamlı olarak iş adamlarıyla görüşüyoruz.
onların başlattığı yatırımları kesinlikle devam ettirmek istiyor. Çünkü Türkiye'de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp da bazı projeleri ilan ettirmesini, stratejik projeleri, Kanal İstanbul gibi, ondan sonra havaalanları gibi, bunlar bütün yatırımcılar yakından takip ediyorlar. Niçin? Şu anda Türkiye'nin hakikaten bir sürü nedenleriyle cazip merkezi olarak görüyorlar. Yani şu anda daha önce Dubai olarak gayrimenkulde 1000 numaraydı. Bütün Arapları, özellikle Körfez ülkeleri Dubai'ye giderler, yatırımları yapıyorlar. Ama Dubai'de şu anda direkt olarak siyasete karıştırdığı için, siyasete girdiği için hem Libya'yı karıştırıyor hem Yemen'i karıştırıyor. Dubai demiyorum, Birleşik Arap Emirliği. Çünkü Dubai şeyhini kesinlikle siyaseti karıştırmak istemiyor. Hep ticari olarak bakıyor. Bütün olayları ticari olarak yorumluyor. Ama Birleşik Arap Emirliği politikası maalesef hem Türkiye'ye karşı hem Yemen'de karıştırıyor hem Libya'da karıştırıyor. Onun için daha önce güvenilir bir yatırım olarak artık görmüyorlar Dubai'de ve Birleşik Arap Emirliği'nde yatırım yapmak için. En önemli yeri Türkiye'de. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Yani Araplar buraya Türkiye'ye geldiği zaman, gayrimenkulü yatırımı yaptığı zaman, şirketi kurduğu zaman artık devamlı olarak Türkiye'ye gidip geliyor. Artık Türkiye'den yakından izlemeye başladılar. Artık yakından ilgilenmeye başladılar. Onun için ben şaşırmadım. Onları pazar günü Yeni Kapı'nın meydanda olmalarını ve bütün sahalarda olmasını bu çok normal olarak görüyoruz. Niçin? Çünkü onlar da çıkarları şu anda tek Türkiye olarak güçlü görmek istiyorlar. Eğer Allah korusun, bütün Araplar bunu söylüyorlar. Eğer biz Türkiye'yi kaybedersek başka ülkemiz kalmadı. Başka güçlü bir Müslüman ülkenin kalmadı. Mazlumlara sahip çıkacak başka bir ülke kalmadı. Bu hakikaten çok ciddi bir meseleye. Suriyelilere soruyorsunuz şu anda. Diyorlar ki tamam, Suriye dost ülkelerinin toplantısına 127 ülke biz Suriye halkının dostu olarak ilan edildi. Birkaç toplantı yaptılar Türkiye'de, Fas'ta, başka yerlerde. Ama gerçeğe baktığımız zaman ve şu anda 5 yıldan sonra baktığımız zaman dostumuz kalmadı. Türkiye'den başka bir dostumuz kalmadı. Şu anda tek güvendiğimiz Türkiye. Tamam, bir de Suudi Arabistan kısmen, bir de Katar, Kuveyt halkını özellikle. Ama Türkiye'ye kadar güvenilir bir ülke, Türkiye'ye kadar bir Suriye halkına sahip çıkan hiçbir ülke yok. Özellikle söylemek istediğim bir nokta daha var. Yalnız hükümetin ilgi gösterdiği değil, bir de Arap ülkelerinin ne kadar Türk halkını, sivil toplum ne kadar Suriyelilere baktığını ve ne kadar sahip çıktığını onu çok iyi biliyorlar. Onun için bu şey olarak şu anda hem yatırıma dönüşüyor, hem Türk halkıyla birlikte acılarıyla, dostlarıyla, dostluk olarak şu anda Arap halkını ile Türk halkını çok iyi bir şekilde, özellikle bu darbeden sonra çok net bir şekilde görmeye başladık. Evet. Yusuf Özhan, şimdi Ahmet Berat Çonkar'ın da Çin ve Rusya ile ilgili Türkiye düşünceleri, yani işte Şangay'a üye olma noktasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtmiş mesela Çinli yetkililer. Tabii bu önemli tespitler. Onunla birlikte Avrasya entegrasyonu var. Avrasya Ekonomik Topluluğu. Hani Türkiye'nin orada bir ticari kazanımları söz konusu. Bununla birlikte Gazi Bey'in de belirttiği gibi Körfez ülkelerinin o sermayesinin her türlü o baltalama girişimine rağmen istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Yani Batı rahatsız oluyor dedik ya Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasından dolayı. Bunlar da bir sebep mi sence? Kesinlikle böyle. Zaten Şangay meselesi Türkiye'nin yaklaşık belki 2-3 yıldır gündeminde olan önemli evet. meselelerden bir tanesiydi. Ve aslında Türkiye'nin bağımsız bir dış politika ve itidalli bir iç siyaset ortamında sağlıklı bir şekilde 2023 ile özdeşleşen hedeflerini yürüyebilmesi için takip etmesi gereken yoldu. Ancak Türkiye özellikle dış politikada bilhassa NATO'dan ve ABD'den ve Avrupa Birliği'nden gelen baskılar nedeniyle taktiksel adımlarla yürümek durumundaydı. Yani evet, bir stratejik hedef vardı. Ancak o kadar büyük bir baskı mevcuttu ki dış politikadaki hareketlerimiz, dış politikadaki ilerleyiş taktiksel adımlara hapsedilmek zorunda kalıyordu. Yani örneğin nedir bu? ABD'nin tam anlamıyla bir ideoloji olarak benimsediği bir dış politika hamlesi, o da Suriye'de PKK'nın Suriye kolunun şartsız koşulsuz desteklenmesi. Ki bu örgütün Türkiye'de düzenlediği terör saldırılarında biz birçok askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşımızı, hatta bugünkü gibi çocukların şehit edildiğini gördük. Böyle bir
ABD'nin ideolojik bir baskısı da mevcutken, ittifaklık tabii ki çok büyük bu anlamda Türkiye üzerinde ve bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin de Türkiye'ye benzer yaklaşım sergilemesi nedeniyle ciddi anlamda pres altına alınıyordu. Şimdi bu ortamda siz uluslararası arenada ve bölgenizdeki hiçbir diğer ülkenin bu bölgede sahip olmadığı türden bir jeopolitik konumda iken bağımsız bir politika takip etmeniz hep engellenmeye çalışıldı. Aslında, yani Şangay... Yani şimdi... Putin'in de şu bir mesela dün Rus medyasında bir yorum vardı. Hani Putin Erdoğan'ın bağımlı, hiçbir yere bağımlı bir lider olmadığını biliyor şeklinde. Yani bu çok önemli bir vurgu. Yani çünkü bu sadece Türkiye'nin Rusya hamlesi değil. Zaten hani planlı bir görüşmeydi Sankt Petersburg'daki. Yani Haziran'ın sonunda planlıydı. 15 evet. Temmuz sonrası daha anlamlı hale gelmişti. Evet. Ama sadece Türkiye'nin Rusya hamlesi değildi. Yani aynı şekilde Putin'in de Türkiye hamlesiydi. Yani karşılıklıydı bu. Hani o anlamda çünkü Putin'in de yani NATO tarafından bir sıkıştırılması söz konusu. Ekonomik olarak zaten uzun süredir dar boğazdalar. Tabii. Ukrayna'dan ve Ukrayna'daki bu yana, gelişmeler. Yani bugün itibariyle de yine hareketli bir sürece giriliyor galiba Kırım'da. Tabii. Ukrayna'dan bu yana ciddi anlamda bir zaten Rusya'ya yönelik yaptırım söz konusu. Ancak Rusya hem enerji alanındaki üstünlüğü hem askeri alandaki büyük yükselişi itibariyle kolay kolay herhangi bir zaten Avrupa ülkesinin tek başına başa çıkabilmesi ihtimalinin olanaksızlığı bir tarafa Avrupa'nın tamamının bir araya gelmesi bu anlamda mümkün olmuyor. Çünkü Rusya aynı zamanda örtülü hamlelerle Avrupa'yı da içinden çatlatma çalışması içerisinde. Bunu Kıbrıs'tan İngiltere'ye kadar aşırı sağ ve sol Yunanistan, Fransa, Almanya bütün ülkelerde görmekteyiz. Dolayısıyla Almanya, Rusya buna her koldan karşılık vererek ilerliyor. Bunun yanı sıra uygulanan ekonomik yaptırımlara da direnebiliyor. Bunun yanı sıra uygulanan diğer şeylere de direnç gösterebiliyor. Bu açılardan bakıldığında işte Kasım ayındaki, geçtiğimiz Kasım ayındaki yaşanan jet krizinin evet Türkiye'ye zararı oldu ama daha da fazlası Rusya'nın kendi içerisinde. Zaten o yüzden hemen bir mektupla mesele halloldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kendi içerisinde özür içermeyen bir mektuptu. O mektup hemen Rusya tarafından anında kabul edildi. Evet. 28 Haziran'da 1 evet. Temmuz'da Sergey yani Lavrov şimdi, ve Çavuşoğlu görüşmesi oldu ve bu tarih belirlendi. Tabii şimdi özellikle ABD'yi ve NATO'yu da işte Türkiye Şangay'a girmekle tehdit ediyor. İttifakı gibi bir sebep-sonuç ilişkisini bozan türden bazı maksatlı yayınlar da mevcut. Sanki Türkiye 15 Temmuz öncesinde AB ve NATO nezdinde ciddi itirazları yokmuş gibi. Buna işte hava savunma sistemleri olsun, diğer konularda Türkiye'nin yalnız bırakılması meselesi olsun. Sanki hiç Türkiye bu konularda zaten ittifakı ve Avrupa Birliği'ni eleştirmiyormuş gibi. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerini PKK'ya verilen açıktan destek nedeniyle hiç eleştirmiyormuş gibi. Bunu yaşananları unutmuş. 15 Temmuz ve hemen akabindeki özellikle batıdaki müttefik ülkelerin göstermiş olduğu ikircikli tutum bunları da unutarak sanki bu mesele dün yaşanmış ve Türkiye müttefiklerine tabiri caizse kazık atmış gibi bir tablo ortaya sunmaya çalışıyorlar. Çünkü bu sayede bir şey kendi içlerinde bir rıza üretmeye çalışıyorlar. Yoksa bu ikiyüzlü politikanın yani sürdürülebilirliği bir tarafı yok. Yani evet. Şangay dün de konuşuluyordu. Kadar? Bugün de konuşuluyor. Çok farklı kapsamlarda da devam edecektir mutlaka ama Türkiye şunun ben bağımsız politikanın altı özellikle çok çizilmesi gerekiyor. Yani bugün 1960'lardan bu yani hatta Ronald Reagan döneminde temelleri atılmış Soğuk Savaş üzerine, Soğuk Savaş'ın dizaynı üzerine kurulmuş ve Türkiye'de adım adım önce askeriydi, sonra polisi, sonra işte yargıda ve sivil toplumda ve medyada örgütlenen bir terör ağının ki temelleri o günden atılmıştır deme sebebim de esasında bir nevi Türkiye içerisinde NATO'nun gerektiğinde biz bu işe nasıl el koyarız sorusuna net bir şekilde yanıt bulabilmek maksadıyla Türkiye içerisinde desteklediği, Türkiye içerisinde her türlü uluslararası desteği sağladığı bir örgütün yapmış olduğu işgal girişiminin geri püskürtülmesinin de travmasını aynı zamanda yaşıyor Batı. Aslında ama Türkiye'nin dediği şey, ya işte gidin arkadaşım biz bu tarafa geçiyoruz, işte artık neredeysek tam zıttı noktadayız değil. Çünkü Türkiye şunun da aynı zamanda farkında. Nihayetinde sadece Türkiye çıkarlarına aykırı hareket eden topluluklar, İşte ABD'den veya işte NATO'dan veya Avrupa Birliği ülkelerinden çıkmıyor. Aynı şekilde Rusya'nın da bölgede farklı tipte emelleri var.
Ayrıca bunların da yanı sıra hani tarihi okuduğumuzda zaten Türkiye'nin ihtiyacı olan şey kendi özüne, kendi cumhuruna. Bu az önceki coşkulu ortamda da gördüğümüz şey. Buna dönebilmek ve buradan bir imkanlar doğurabilmek. Yani askeriyesiyle, savunma sanayisiyle, emir komutasıyla, güvenlik bürokrasisiyle. Türkiye etrafında birçok problemin yer aldığı bir coğrafyada ama bu bahsettiğimiz tahkimatı sağladığı takdirde de bu gücün, bu enerjinin, bu dinamizmin birçok açıdan burada barışa da hizmet edebileceği de görülüyor. Ancak Orta Doğu'da 2001'den bu yana, 2002'den bu yana barış üzerine hiçbir strateji ve politika kurulmadı. Irak'ın işgalinin ne derece geçersiz gerekçelere dayandığı, ne derece büyük yalanlar üzerine inşa edildiği zaten malum. Bütün coğrafya üzerinde bugün demografik bir ameliyat yürütülüyor. Bugün Suriye'nin ve Irak'ın içerisinde bulunduğu durumdaki o dinamiklerde meselenin bu noktaya gelişinde bu coğrafyayla ilgilenen bölgesel ve küresel ülkelerin, İran'ın ayrı, Suudi Arabistan'ın ayrı, Rusya'nın ayrı, ABD'nin, NATO'nun ayrı politikalarının da bir sonucu aynı zamanda. Türkiye 3 yıldan bu yana şu tezde tek başına hareket etti ve az kalsın da 15 Temmuz gününde bu işgal, alçak işgal girişiminin sonuç alması halinde de belki 100 yıl daha dönemeyeceği bir eşikten döndü. O da şu, burada zulmün ve kötülüklerin asıl sebebi belli. Bunu çözebilecek olan uluslararası irade de mevcut ama bu irade işletilmek yerine bugün apayrı bir coğrafya planı yapılıyor. Dolayısıyla bunun çözülmesi için acil bir şekilde harekete geçilmeli ve kurumlar temsiliyete, kurumlar taleplere cevap vermelidir deniyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün hiçbir şekilde dünyada temsiliyeti ve adaleti savunamaması, uluslararası hukukun tümüyle ABD'nin bir aracı haline gelmesi gibi. NATO'nun da aynı şekilde öyle, yani Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiçbir şekilde tasarrufta bulunmaması. Aksine hani bir FETÖ darbe girişimine de ortaklık iştirak etmesi. Tabii bu ki. Anlamda yani NATO FETÖ darbe girişimi diyebiliyoruz. Hı. Ben şimdi Çağatay Özdemir'e soracağım. FETÖ terör örgütü liderinin iadesiyle ilgili takvim işliyor. Bununla birlikte başka yere kaçmasına karşılık da bir tutuklanma talebi gitti Türkiye'den Washington'a. Ancak Amerika bunu sündürüyor. Belli ki de sündürmeye devam edecek. Bu ikiyüzlü politika nereye kadar gider ve bunun karşısında Türkiye hani Rusya hamlesi gibi başka ne hamleler yapabilir bölgede? Evet, şimdi burada öncelikli olarak bu darbe girişiminin terörist liderinin orada olması ve bunun geri iade edilmeyeceğine dair sinyallerin Amerika'nın vermesi bizi şaşırtmadı. Bu PKK-PYD terörist son bir yıldır PKK-PYD'ye evet. sahiplenme var. PYD'ye açık sahiplenme, PKK'ya örtülü şekilde. Evet, yani Avrupa'da o da açık bir şekilde artık. Yani Brüksel başta olmak üzere birçok başkentte evet. gösteriler yapıyorlar. Aynı şekilde yani PKK-PYD, FETÖ, Amerika kendine yarayışlı bulduğu aktörü kullanıp Türkiye'yi evet. bu anlamda bir köşeye sıkıştırma. FETÖ'yü teslim etmeleri hamlesi gidiyor. Aynı zamanda kendileri için de bir itiraf olacak. Yani çünkü barındırdıkları bir adamı eğer teslim ederlerse terörist tabii. olduğunu da kabul etmiş olacaklar. Ve kendileri de bunu barındırdıkları için aslında kendi adamlarının olduğunu da kabul etmiş evet, olacaklar. Kesinlikle. Değil mi? Zaten, hani zaten bu, o anlamda herhalde bir sündürme var. Tabii dediğim gibi ya, ki bu terör örgütlerini kendilerine uygun şekilde, kendi politikalarına uygun şekilde kullanıp Türkiye'yi belirli platformlarda sıkıştırmaya çalışma çabası. Türkiye'de dediğimiz gibi hani bu durumda yeni politikalar üretiyor. Artık sadece Amerika'nın ya da Rusya'nın sahip olduğu bir dünya yok. Çok aktörlü bir dünya var. Dolayısıyla Türkiye bağımsız iradesiyle karar alıp, reaksiyon verip kendi stratejilerini geliştirebiliyor. Ve bu bağlamda bizim buradaki hem milletin iradesi hem de dış dünyadaki politikalar bir eşgüdüm içerisinde devam ediyor. Ve bunu da batılı aktörler her platformda görüyor. Mamafi şöyle bir durum daha da var. Hani bu Rusya ile olan süreçte uçak krizi ne kadar? Türkiye'nin Rusya ile ticaret hacmi 35 milyar dolar. Bu uçak krizinden sonra bu ticaret hacminin 28 milyar dolarlara kadar düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla
ki hedeflenen dünkü Petersburg kararlarında hedeflenen miktar 100 milyar dolar. Dolayısıyla bu ilişkilerin yeniden toparlanması, ticaret hacminin gelişmesi, ekonomik anlaşmaların yenilenmesi Rusya'yla. Bu da Amerika'yı rahatsız ediyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir gün, bir topyekün bir tablo olarak okumak lazım. Sadece belli bir perspektiften Türkiye-Rusya yakınlaşması değil, büyük resimde Türk dış politikasının dostlarını arttırma çabasıyla yeni bir sinerji yaratması Amerika'yı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ellerindeki aktörler terör örgütleri, PKK gibi, PYD gibi, FETÖ gibi terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı bir şekilde strateji geliştiriyor. Bunun bir sonu olmaz çünkü terör örgütleriyle gidebilecekleri bir yok. Keza Suriye'de de olanları biliyoruz. Aynı şey Irak'ta da PKK sürecinde de olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla yerel halk zaten bunu kesinlikle ama kesinlikle kabullenmiyor. Suriye halkının biliyorsunuz direnişi bu konuda net. Keza yeri geldiği zaman Barzani'nin PKK'ya karşı duruşlarını biliyorsunuz. Dolayısıyla hani zaten bizim milletimizin iradesi bu konuda net. Dolayısıyla bu bir eksen olarak düşünüldüğünde Amerika'nın bu uzaktan geliştirdiği stratejiler buradaki halkın dirayetli duruşuyla boşa çıkıyor. Bunu net şekilde görüyoruz. Evet, Gazi Bey, şimdi bu FETÖ'nün Suriye sınırında bir yapılanması vardı. Yani askeri diyeceğim ama asker diyemiyorum tabii, bu terörist bir yapılanma, asker görünümlü. Suriye sınırından sorumlu FETÖ'cü komutanlar olduğu ortaya çıktı. Mesela 19 Haziran'da BBC bir haber geçmişti. Hatay karşısında İdlib'den Türkiye'ye sığınmaya çalışan çocuklu bir grup, sivil, yaklaşık 11 ya da 13 kişi, Türk askeri bunlara ateş açtı, öldürdü diye. Biz dedik yani Türk askeri niye Suriye'den Türkiye'ye sığınan insanlara ateş açsın ki? Çünkü zaten 3 milyon Suriyeli'ye biz kapımızı açmışız. Burada bir manipülasyon var dedik. Nitekim o işin arkasından bir FETÖ'cü komutan çıktı. Buradan yola çıkarak benzer örnekleri de var. Uçak düşürme hadisesiyle ilgili. FETÖ'nün Suriye'deki, Suriye sınırındaki o yapılanması ve Türk dış politikasını olumsuz yönde etkileyen ve terör unsurlarına fırsat veren başka hamlelerini duydunuz mu? Biliyor musunuz? Yani bununla ilgili bilgi sahibi misiniz? Yani özellikle şu anda bu olay hakikaten çok önemli bir olay. Niçin? Çünkü bu FETÖ'nün okullarıyla Arap ülkelerine büyük bir hamleyle girmek istediler. Özellikle Fas'ta, Cezayir'de, Yemen'de, Ürdün'de, Irak'ta ve bu olaylar yüzünden artık Arap ülkelerinin o cemaatin ne olduğunu ve o teşkilatın ne olduğunu çok iyi anlamaya başladı. Mesela Filistinliler yıllardır bunların ne mal olduğunu bilirler. Filistin çünkü çok önemli. Bu Mavi Marmara yüzünden özellikle Mavi Marmara'yı desteklemediler. Özellikle Mavi Marmara'nın İsrail'in izni olmadan nasıl böyle bir gemi yola çıkıyor. Ondan sonra azarladılar gibi yola, yanlış olduğunu açıkladılar. Onun için Filistinliler çok iyi anladılar. Baştan bunlar kim olduğunu çok iyi anladılar. Ama Faslar mesela şimdiye kadar bu olay olmadan anlamadılar. Hala okulları devam ediyor orada. Bunlar mesela şu anda ilk harekete geçen Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak'taki evet, okullarına şu anda el koymaya başladılar. Evet, ama biz şu anda istiyoruz ki özellikle tabii Mısır'dan biz bir şey beklemiyoruz. Çünkü evet, Mısır'da şu anda bunlar birbirine zaten 3 yıldır zaten mutabıklar. Öyle bir fikir vardı olarak, şey olarak, darbeci olarak bunlar birbirine zaten çok yakınlar. Yani birbirine çok yakışırlar aslında. Beraber olmalarına da çok yakışır. Onun için şu anda özellikle yayın organları hepsi Mısır'a taşındılar. Çünkü onların dünyada başka bir yerde barındı. Yani sen terör yasanı değiştirmedikçe bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'de şu noktaya döndü. Yani unuttunuz sanırım başlangıcını deyip, başlangıcı bu işin şuydu. Ben zaten toplum olarak da, ben zaten kodlar açısından da, ekonomik olarak da bu bana yük değil. Evet, birçok şeye netice itibariyle birçok şeye etki ediyor ama Türkiye bu dinamizmi zaten koruyan bir ülke. Evet. Dolayısıyla ben tekrar başa dönüyorum. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamadaki gibi Türkiye bir şekilde bu restini ortaya koymuş oldular. Bundan sonrası siz düşünün noktasına geldi. Çünkü zaten ilk başta düşünmesi gereken aktör burada oydu. Ama Türkiye hani karşı tarafı irite edecek şekilde şartlar sunmadı. Para noktasında parayı çok büyüttüler ama Türkiye'nin istediği zaten para değildi. Evet. Zaten Türkiye bütün altyapısını kurmuştu bile. Tamam. Türkiye bunu sosyolojik açıdan da, toplumsal açıdan da bunu büyük ölçüde oturtmuştu. Bunun ek yükleri var mıydı? Vardı ama şuna bakmak lazım. Bu kadar fazla sayıda insan Türkiye içerisinde çeşitli bölgelerine dağılmışken bunlar
Tamam, Türkiye'nin yapmış olduğu bir yatırım var ama aynı zamanda bunun pozitif olarak Türkiye üretime katkısı da olan bir kitle aynı zamanda. Ve şuna da bakmak lazım, her şeyi maddi açıdan da okumayan bir reflekse baktı Türkiye. O da ileriye dönük olarak demografik açıdan bunu bir çeşit kendisinde bir kazanım olarak gördü. Ki zaten sınırlar, Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarının içerisinde olan bir topraktan sana bir kitle, hani şey gibi Necaşi'ye sığınan zulümden kaçan insanlar gibi algılandı zaten. Evet. Ama tabii ki birçok toplum mühendisliği de yapıldı üzerinde, provokasyonlar da yapıldı vesaire vesaire. Fakat gene de aklı selim orada devreye girdi ve geçtiğimiz haftada da söylendiği gibi, yani siz PKK'ya olan desteğinizi, Suriye'yi ve Türkiye'yi de içine alacak şekilde istikrarsız politikanızı sürdürdüğünüz sürece bu yapılan anlaşmayı da hayalperest ve kötü niyetli ve ittifakın kodlarına aykırı bir şartlar silsilesine bağlarsanız, buyurun probleminizde siz kendiniz başa çıkın. Zaten sizin probleminiz başınızdan aşkın. Siz önce bir defa Rusya ile şu Polonya sınırındaki savaşınıza hazırlık yapın dedi ve Türkiye bu noktadaki tavrını tekrar ortaya koymuş oldu. Bu istenilen bir sonuç mu? Belki değil ama riskler arasında hareket edilen bir ortamda Türkiye için en az riskli olan şeydi. Çağatay, son olarak senden de kısa bir yorum alayım. Hani Avrupa'nın bu ikiyüzlü politikası Türkiye gereken cevabı veriyor ama hani Avrupa Birliği hala yani yedirmeye çalışıyor bunu, yutturmaya çalışıyor. Neler söyleyeceksin? Evet, ya bunlar tüm konuştuklarımızı toparlayacak söyleyecek olursak özellikle şunu vurgulamak lazım. Almanya ile ilgili biliyorsunuz Köln'deki bu demokrasi mitinginde video konferansta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılması engellendi. Onların aynı gün PKK'ların gösterisine izin verdiler. Üç gün sonra da hem Hannover'da hem Düsseldorf'ta yine PKK gösterilerine izin verdiler. Bu tamamen ama tamamen bunların stratejilerinin ne olduğunu artık bunlar böyle. Bunlar böyle. Evet. Türkiye karşılığında yapıyor bir şeyler. Yapmaya devam edecek. Kesinlikle bunun karşısında duracak. Buna karşı iradesini gösterecek. Milletin iradesiyle seçilmiş, demokratik bütün hukuka uygun şekilde seçilmiş milli iradenin herhangi bir yerde söylem geliştirmesine, söylemde bulunmasına engelleyecek herhangi bir hükümet, bu Alman hükümeti de olsa demokratik değildir. Evet. Dolayısıyla insanların toplanma hakkı, bu toplantıdan sonra liderlerini dinleme hakkı dünyanın tamamında özgür olması gerekir. Madem Batı bu kadar demokrasiyi savunuyor, o zaman bu özgürlüğü de savunması gerekir. Savunmadığı takdirde kendi doğuş kuruluş değerleriyle çelişir ki biz demokrasinin ne demek olduğunu bu meydanlarda zaten 15 Temmuz'dan beri en iyi şekilde gösterdik onlara. Teşekkür ederiz. Artık yani çok da gecenin ilerleyen saatine geldik. Yusuf Özhan, Çağatay Özdemir ve Gazi Mısırlı. Tabii demokrasi nöbetlerinde bir virgül konuldu bu akşam. Biz de dünyanın gündeminin sonuna geldik. Demokrasi nöbetlerine virgül konuldu dedik ama işgallere karşı, saldırılara karşı, darbe girişimlerine karşı direniş ruhu artık Türk halkının bünyesine yerleşti ve direniş ruhuyla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden karşınız olmak dileğiyle iyi geceler.